Hepinize selamlar, Fırat Solutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben fena değilim. Biraz sesim kısık kardeşlerim. Geçenlerde maçtaydım. Orada sesi kaybettik. Bunun videosu da gelecek. Bugün arkadaşlar adalardaki lezzetleri deneyeceğiz. Birçok takipçim adalardaki yemekleri denememi söyledi. Restoranları, mekanları denememi söylemişti. Ben de sizleri kırmıyorum. Ve bugün Büyükada'dayız arkadaşlar. Lezzetleri deneyeceğiz. Vaktimiz olursa diğer adaları da ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz buradaki vapur saatleri falan biraz değişik. Onun için zaman kaybetmeyelim kardeşlerim. Büyükada'da hemen başlayalım. Şimdi Savcı Usta'nın meşhur Sarıyer Börekçisi şubesine geldik arkadaşlar. Burayı yani daha önce tabii ki denemedim. Bu Büyükada'nın şu an çarşı kısmı var. Direkt lezzet için oraya girdik. Sahilde de yerler var ama ben asıl yemek yerlerinin burada olduğunu öğrendim. Bu börekçiye gelme sebebim de valla en dolu burasını gördüm. Dedim ki muhtemelen burada da yeniyor. Günün ilk öğünü gibi olacak bizim için börek. Sipariş verdik böyle. Onların işte patlıcanlı böyle poğaçası falan varmış böreği. Ondan söyledim. Ya az az söyledim ki çünkü hava çok sıcak. Birçok şey yemek istiyorum. Çok yiyip burada kesilip tansiyondan gitmek istemiyorum. O zaman sipariş verince ben de buradayım. Efendim limonatamızı da söyledik. Çaya hiç gerek yok şu havada. Gerçekten gereksiz bir sıcak var. Bence adalar şu an daha da sıcak. Adalar daha da sıcak. Yani bugün hafta içi olmasına rağmen de bayağı kalabalık maşallah. Şimdi burada neyimiz var? Hemen yine de söyleyeyim. Yarım porsiyon böyle peynirli börek. Bu çok meşhurmuş ve bir tane kalmıştı söyledim, patlıcanlı börek. Bu da klasik kıymalı kır pidesi. O şu meşhur patlıcanlıdan yemek istiyorum. Köz patlıcanlı. Poğaçanın hamuru muhteşem. Bu şeye benziyor. Bilenler bilir, Karaköy poğaçası vardır böyle, çok meşhur. Ondan sonra o Karaköy poğaçasının şeyinde ve güzel kaliteli bir yağa benziyor. Ama hani köz patlıcanı bu şekilde yemeyi tercih eder miyim? Orasını bilemiyorum. Lezzetsiz değil de yavan gibi bence patlıcanlı börek. Yoksa harbi köz patlıcan var yani hani ve belli hazırda değil, kendileri yapıyor. Hani güzel de olmuş. Dur ya, buradan ısırdım da burada patlıcan yok. Şurada patlıcan var. Harbi bizim köz patlıcan. Hazır mazır değil yani. Belli kendileri közlemiş bunu. Öyle bir tat var yani. Bak güzel tarafını söyleyeyim. Patlıcan acı değil. Patlıcan acı değil. Şimdi şöyle kır pidesinden de bakalım. Genellikle İstanbul'daki arkadaşlar özellikle bilir ki bu kır pidelerinin yarısından fazlası kıymadan çok soğan olur. Ve tüm gün ağzın ve miden yanar. Bakalım burada nasıl olacak. Tabii ki bir soğan yoğunluğu var yine. Ama kıyma tadı da geliyor şimdi, Allah var. Hani kıyma da var, soğan da var. Tuzu yok. Bu arada burada şey de vardı, ondan bilemedim. Hani ağır olabilir diye böyle. Ben şeyleri de severim, açık pideler vardı işte böyle kaşarlı, sucuklu. Ondan sonra kavurmalı, kaşarlı falan. Ondan ama şu peynirliye bir bakalım. Oh. Efendi efendi, peynirli böreğini söyle. Çok güzel. Harbi çok güzel. Hamurları gerçekten çok güzel ya. Hamurlarını çok beğendim. Yani bak kır pidesinin de, bu böreğin de, bununla harbiden güzel yani. O zaman burayı komple gömelim, sonra yine devam edelim. Kardeşlerim toplam 70 lira tuttu 2 limonata ve bu tabak. Limonata işte 20 lira ediyor, ikisi 40 lira. Börekler 15-10 çünkü az az söylemiştim hepsinden. Bana da indirim yaptılar, 70 değil de 50 TL verdim. Haydi devam edelim. Şimdi meşhur ciğerci Turgut Usta'ya geldik arkadaşlar. Burada ciğer ekmek yememizi tavsiye ettiler. Tamam, burada da zaten görünüyor, bayağı da iyi duruyor. Birazdan burada ciğer ekmek yiyeceğim. Hadi gelin. Sokak lezzetlerine düştük kral. Sokak lezzetlerine düştük. Çünkü bulurum her yerde ve burada da şaşırdım. Birçok böyle değişik sokak, yani değişik dediğim sokak lezzeti ağırlığı da çok fazla yani. Balık restoranlarının falan dışında. Orada bir sokak lezzetine düşeriz. Şu an bunun görseli muazzam görünüyor. Şöyle dağıtmadan şöyle döndüreyim de sonra dağıtayım. Bayağı da büyük ha. Ne diyorsun? Büyük değil mi? Domates de böyle çeşitlemiş, pul biberi yapmış. Güzel de bir acısı da var. Hatta ciğeri de şöyle bir tek dağıtmak istiyorum. Bak bununla doyarsın. Bununla doyarsın. Ekmeği çok güzel, bir somun ekmek var. Böyle tazecik. Ürünlerin tadı falan da gayet güzel geliyor şu an. Hatta böyle salatası kısmından falan da bir ısırayım. 30 liraydı değil mi? 30 lirayı. Yani şu dönemde düşünüyorum. 30 lira böyle doyurucu. Ya ciğerin maliyeti de ucuz.
bir ete göre. Ama 30 lira şu anki konjektürde, hele böyle bir yazlık yerde 30 lira ortalama iyi bir fiyat. Sen de düşüncelerini yaz kardeşim. Genellikle bana bazen kızıyorsunuz. Gerçi fiyatlar hep böyle oldu falan filan diye diye. Ne diyeyim kardeşim? Ne diyeyim? Yani fiyatlar hepsi ortada yani. Diyorum ya, 50 TL artık bir yemekte uyguna denk geldi yani. 50 TL 6 uyguna denk geldi yani. Burada mesela başka şeyler de var bu arada. Atıyorum ciğer porsiyonu var. Yine pilav üstü ciğer var. Ciğer ekmek, tavuk pilav. Köfte de varmış mesela. Çorba var. Ayvalık da. Mesela fiyatlar şey yani, bence şu an buranın ortalamasına göre iyi gibi duruyor. Birkaç yerden geçerken, çünkü ben şeye de baktım. Ne var ne yok fiyatlarına falan da baktım. Burası şu an uygun gibi görünüyor kanka. Yani tabii başka yerlerde neler yiyeceğiz, ne göreceğiz bilmiyorum da. Hatta şunu iddia edeyim, İstanbul'a göre de uygun buradaki bazı fiyatlar bence. Burada ben ev yemekçileri falan da varmış meşhur. Orada da ev yemeği yiyeceğim, böyle esnaf lokantası gibi, onların da tadına bakacağım. Çünkü gerçekten dönercilerin, başka restoranların fiyatları İstanbul'a göre uygun. Ki burası turistik bir yer. Kanka. Yersin sen yersin kardeşim. Yersin yersin. Hepsini mi ben yiyeyim? Şöyle gececi tayfa için bir ısırık alayım, sonra gömüp devam edelim. Evet, şimdi köşem et lokantasına geldik. Restoranındayım arkadaşlar. Burada şöyle ne yedim, istedim. Taze fasulye aldım. Pilavım var, böyle cacık var, su var. Fiyat şaşırttı mı? Şaşırttı. Gerçekten yavaş yavaş büyük adaya yerleşme kararı verebilirim. Çünkü gerçekten yine İstanbul'dan ucuz. Bunlar toplam 71 lira tuttu kardeşim. Bence iyi. Furkan sence? Pahalı mı? Evet, bence de buranın 40 lira olması lazım normalde. Bak, buranın normali 40. Ama benim esnaf lokantası videolarımdan hatırlarsın, biz o 40 lirayı sadece Arnavutköy'de verdik. Yani kaç liradan başlıyordu fiyatlar yani. Ama burada dediğim gibi turist aşırı yoğunluk. Yani atıyorum %60-65 benim gözlemim şu an Arap. %30 diğer turistler, %10 da yerli. Yani Türk. Çok yoğun bir yabancı turist var burada yani. Yalnız taze fasulye çok iyi görünüyor. Ekmek çeyrek 25, 1 lira 25 kuruş. Yarım ekmek de 2,5 lira. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Et döner pilit çevirme falan da var. Et döner parça parça görünüyordu. Et döner efsane görünüyordu ya. Kanka bu havada en güzel içeceklerden biri cacık. Buz gibi. Biraz da sarımsak da var. Bir dereotu var. Onunla pek ilişkim yok, az çok biliyorsunuz. Mesela su 4 lira. Su markette 3 lira normalde. Burada 4 lira, 1 lira fazla. Hatta bazı marketlerde bile 4 lira su. Hani şey dememiş, suya 8-10 lira dememiş. Bak şöyle yaptı. Fasulyeyi koydun. Üstüne cacık. Sesi Beşiktaş'ın Karagümrük maçında kaybettim arkadaşlar. Yıllar sonra uzun zamandır gitmiyordum maça. Artık dedim bir gitmeye başlayayım. Hem de orada video da geliyor kardeşlerim. Video da gelecek daha doğrusu. Arkadaş gittim. Bayağıdır gitmediğim için. Ya bir gaza geldim. Bir galyana geldim. Yemin ederim yani. Bağırış, çağırış. Ama 4-1 nasıl yendi var ya. Nasıl yendi, nasıl yendi, nasıl yendi. Ama şey, Türk futbolunun geldiği nokta beni şöyle çok mutlu ediyor. Aga, sahaya çok yakındım zaten. Şöyle bir bakıyorum. Antrenör Pirlo, Karagümrük'ün. Pirlo'ya benim 2004, 2003... 2002 senesinde PES oynarken Milan'da Pirlo'yu seçiyordum. Frikik, mirikik, 10 numara kullanıyordu. Adam buradaydı ya. Sarılasım geldi. Sahaya atlamadım şimdi ondan sonra ama bir Pirlo'ya sarılmak istedim ben orada. Hemen Ahmet Çakar futbol yorumundan sonra kardeşim yemek yorumuna geçiyorum. Ben şu an bu verdiğim paranın karşılığını gerçekten aldım. Porsiyonu büyük, doyurucu. Fiyat evet 71 lira, 3 çeşit yemek için. Hadi suyu at, 4 lira su. Ne yaptı? 67 lira burası. 67 liraya ortalama artık bu fiyatlar. İyi bir yerde ev yemeği istiyorsan bu fiyatlar arkadaşlar. Onun için şu an bana tırnak içerisinde normal geliyor. Yani ha, iki kişi geldin de verdin 114 lira. Ama ne yaparsın onunla, gidersin böyle bir ciğer yersin, bir şey yersin. Furkan Bey, telefonunuzu niye sessiz almıyorsunuz çekimlerde? Bak kamerayı nereye tutuyor bak. Niye çekim kardeşim şey yapmıyor? Benim telefonum çaldı mı hiç? Çalmadı değil mi? Bak el ayağı titri böyle böyle yap. O şey hayır değildi arkadaşlar. El ayağı titredi korkunç. Kardeşlerim şimdi ben bir çay arası veririm. Bak 3 tane yedik. Daha da yiyeceğim. Bu sıcakta bayılmaya hiç gerek yok. Yemek arası veriyorum. Fiyatını da söyledik size. O zaman diğer tarafta görüşürüz. Yemek arası değil, çay arası veriyorum. Görüşürüz.
Efendim, dinlenmemizi yaptık. Çayımızı, sodamızı. Yalan, çay içmedim. Soda içtim vallahi. Soğuk soğuk soda içtim. O ara videomuzu da yükledim. Hatta buradan izleyebilirsiniz videoyu da. Rahatladık. Çünkü acıkmam lazımdı. Ard arda yedik, iyi yedik. Üç mekan gezdik. Olmazsa olmaz. Burada da buldum. Soslu zurna tavuk döner yapıyorlarmış. 50 santim, 70 santimlik var. 35 var. Biz 35'likten söyledik. 25 TL'de fiyatı var. Yerde neresi? Meltem Büfe. Burada ben şeye sordum arkadaşlar, özellikle bunları. Buradaki esnaflara soruyorum, tamam mı? Mesela atıyorum Meltem Büfe'yi duydum. Diyorum ki kral, Meltem Büfe nasıl? Ya da işte nerede yiyorsunuz falan diyor. Burada yiyoruz. O zaman ben de deneyeyim diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ha geldi bile. Geldi bile. Şöyle bir ekmek dalıyorum o zaman. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Turşu biberi var mı kral? Şimdi tuz isteyeceğim mi? Sadece tuzu eksik. Yoksa lezzet yerinde bak. Tuz eksik. Bence az bir mayonez koyulabilirsin bak. Az ama. Bu sosa yakışıyor çünkü. Az bir mayonez de gider. Yoksa salçasını fena ayarlamamışlar. Şöyle ben biraz daha soslu beklerdim. Ben biraz daha soslu isterim. Ama herkes bunu yemeyebilir diye muhtemelen sosu az koymuşlar. Şunu da ekleyelim. Sen bir şey değil mi? Bana bir küçük ayran versene. Küçük ayran yok abi. Var büyük ayran. Büyük ayran mı var? Ver büyük ver. Tuz altınca her şey oturdu. Tuz altınca bak. Tuzsuz olmasını daha çok beğenirim. Bir yemeğin tuzludan ziyade tuzsuz olması daha iyi. Tuzlu olduğu zaman çaresini bulamıyorsun. Ama tuzsuz olursa tık tık tık. Adada benim dışımda bir Türk, 2-3 tane Türk'e daha karşılaştık. Onlar da takipçimdi. Onlara da buradan selam söylüyorum. Güzel kuzenlere, canım kuzenler selamlar. Beni gördü şey diyor. Aa Fırat abi dedi. Aa Türk dedi sonradan. Öyle yani. Değerlendirelim. 25-30. Köfte ekmek 35. Ekmek arası 25. Hamburger 25. Pilav 20 TL. Porsiyon 60 TL. Yani şu an dediğim gibi yani bana ada fiyatları İstanbul'a göre bir tık daha iyi gibi geliyor kardeşlerim. Şöyle o zaman sizin için de bir son kez şovumu yemeyeyim acı. Acı yemeyeyim, acı yemeyeyim. Çok yedim. O zaman yemeğe devam. Geliyorum diğer tarafta. Şimdi tabii pilavcı görür de Fırat kardeşiniz pilav söylemez mi? Büyük adam pilavcısına geldim arkadaşlar. Şimdi normal sade nohutlu pilav söyleyeceğim. Çünkü tavuğu yeni yedik. Hani de tavuklu pilav yemeye gerek yok. Normal nohutlu sade pilav yiyelim. Hem de pilavın tadını alalım. Zaten sona yetişmişiz bu arada. Pilavı bayağı bitirmişler neredeyse. O zaman pilavımızı yedi biz de ben de buradayım. Buradan şöyle alalım. Bu arada sadece pilav da yok abi. Başka şeyler de var. Köfte var. Tavuk pirzola var. Piyaz var. Süs biberi de denemeyek mi? Vallahi bak bu tombik biber bence pilav için ve tavuk döner için bulunmuş bir şey ya. Ben başka yemeğin yanında hiç bunları aramıyorum da böyle pilav yerken, tavuk döner yerken hep bunları arıyorum. Pilav da diri arkadaşlar. Sonuna kalmama rağmen tadı beklediğimden iyi çıktı. Yani çünkü sona yetişmişim. Baştaki ilk tazeliğine gelemedim ben. Ona rağmen şu an yenilebilecek kıvamda. Fiyatı ne kadar kankacığım bunun? 20 lira nohutlu. Pilavın fiyatı 20 lira. Tavuklu 30 lira. Az önce mesela tavuklu yemeseydim, tavuklusunu denemek isterdim. Ama bilerek de hani normal böyle bir yağının, tadının falan almasını istedim. Dediğim gibi akar, yenilir. 20 lira da normal yani düşünüyorum. İstanbul'da da tavuklu 25-30 arası değişiyor. Sade'de 18 lira ile 20 TL arasında bir şey var. Burada da ortalama aynı fiyat İstanbul'da. Alayım derken bir koydum uçtu pilav. Ketçabın var mı? Ver abim bir. Dayanamadım. Ketçaba dayanamadım reis. Bir sıkayım şöyle en azından bir. Sade daha iyi var. Şimdi öyle bir kaşık aldım da. Sade pilav candır ya. Ama ben işte bu sokak pilavını seviyorum aga. Çok güzel oluyor. Ben adada pilav bulabileceğimi de düşünmüyordum. Hani şey dışında. İşte lokantalar falan dışında hani böyle ayrı bir pilavcı adada olur mu soru işaretiydi. Bulduk, varmış. Ya ben mesela önceden geldiğimde falan hiç dikkat etmedim. Acaba pilavcı var mı yok mu hiç şey yapmıyordum. Dediğim gibi de çok uzun zaman oldu yani ben gelmeyeli de. Bayağı da değişmiş, yeni yeni mekanlar açılmış, gelişmemiş. Bakma yani turist falan diyoruz da çok iyi de bir şey. Ada halkı açısından özellikle bu dövizin girmesi demek. Bu para kazanması demek. Çünkü kışın işler %50'ye yakın azalıyor. Benim bildiğim kadarıyla %50-%60'a yakın azalıyor. Buna rağmen dediğim gibi fiyatları da şey tutmuşlar. Turistikler gibi değil de normal şehir yaşantısında tutmuşlar. O zaman kardeşlerim pilavımızı da yedik. Daha yeriz bence. Geliyorum görüşürüz. Şimdi adaya geldin. Yaz ayı ne yapacaksın? Dondurma yiyeceksin.
dondurmayacağız. Şimdi Maraş dondurması diye bir yere geldik. Oradan alacağız. 3 top 20 lira yazıyor burada. Bakalım 3 topumuzun 20 lira lezzet edecek mi? Hadi bakalım. Kral, en iyi yaptığın 3 tane top hangisi? En iyileri. Oreo'lu. Başka neyin popüler iyi? Ver kral. Olur. Karadut da alalım. 3 top 20 lira değil mi? Şöyle vereyim. Ozan gidip bunu bir yerde yiyek hadi. Dondurma erittik tabii. Biz gelene kadar, yer bulana kadar daha doğrusu. Kalabalıklaşmış sahil. Millet dönüyor şu an. Karadut harbi karadut ama ha. Karadut harbi karadut ben size söyleyeyim. Ekşiliği güzel. Ekşi dediği de bu arada aşırı ekşi beklemeyin. Bence çok kıvamında bir ekşiliği var. Oreo'lu, bakma ya. Oreo'luyu son zamanlarda böyle harbiden birçok yerde yediğimde yani çok dondurmayla aram yok benim ama Oreo'lu böyle pereye falan alırken ben de tadına bakıyordum. Güzel yapan yerlerde yedim. Ha, fena değil. Bu arada 3 top 20 lira. Mesela yazlık yerlerde genellikle ya buraya yazlık yer değil aslında da şu an için aslında yazlık yer diye diyormuşum gibi oluyor. Normalde 3 topun 20 lira olduğu çok görülmez. Top başı genellikle en uygun benim gördüğüm 10 lira 15 lira arası değişiyor. Bu tabi Alaçatı'da falan 30-35 liralar falan arkadaşlar bu arada. Şu ballı bademli pek benim tarzım değil ama hani onların tüketilenlerin arasında bu varmış. Burada işte bir iki esnafa sorduğumda dedim ki önerdiğiniz dondurmacı hangisi? Ben burada bir iki dondurmacı demiştim. İşin aslı çok beğenmemiştim. Dedi ki yani vapurdan doğru giderken sol taraftakiler değil de vapurdan yukarıya çıkarken tam karşıda sağ taraftakileri tercih edin demişlerdi. Ben de öyle yaptım. Güzel gerçekten. Hani fiyat performans açısından yine değerlendim. Atıyorum buna bana 50 lira deseydi tartışırdım. Ama 20 liraya 3 çeşit dondurma yiyorsun. Ben kaba koydurdum. Sen küllahta da istiyorsan ye. Ben kapta biraz daha şey yapıyorum. Küllahta yani hamallık geliyor bana kanka. Katır kutur katır kutur. Vallahi kardeşlerim bugün adalar diye çıktım yola ama Büyükada'yla başladım. Büyükada'da da bitiriyorum. Çünkü zaten Büyükada'da büyük bir çoğunluğu oluyor. Diğer adalarda baktığımda bir tane birer tane restoranlar bulunuyor. Hani çok böyle bir çeşit de yoktu. Ama Büyükada gerçekten bu konuda daha sonsuz. Adı üstte Büyükada. En büyük yerde burası. Gelirseniz ben bu mekanlara gittim. Dedim ya pilav ortalama bir pilav. Hani çok ahım diyemem ama döner üzmedi. Ciğer özellikle çok iyiydi. Ciğeri harbiden fiyat performansı çok iyiydi. 30 liraya koca ekmek ve doyurucu. Harbiden de ciğer çok iyi. Ev yemeği 67 lira 70 lira bir ev yemeği için 3 çeşit için pahalı sayılabilir. Ama canınız çok isterse orada köşemde yiyebilirsiniz. Çünkü lezzeti güzeldi. Lezzeti harbiden çok güzeldi. 20 liraya da dondurma. Yani kişi başı ben sana söyleyeyim. Kişi başı 80 lirayla 100 lira arası sabahtan gelsen akşama kadar para harcarsın. 100 lira en fazla. O zaman görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.